Bu sefer şöyle açmak istiyorum. Selam arkadaşlar, yeni videodan hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere başlıktan görmüş olduğunuz üzere Haziran ayında okuduğum çok güzel kitaplardan bahsedeceğim. Bunların en önemli özelliği bir, ben okudum. İkincisi, sadece klasik kitapları seçip böyle bir seçme yaptım bu ay için ve o şekilde de bitirdim. Üç, bana ısrarla önermiş olduğunuz muhteşem ötesi, ayılıp bayıldığım bir eseri de bu listeme bu ay için eklemiş oldum. Ama sizler lütfen Haziran ayında okuduklarınızı yazın. Çünkü Temmuz'da sanırım aynı klasik performansı sergilemek istemediğimi fark ettim videoyu çekmeden önce. Daha böyle rahat, daha böyle kafa yormayan, üstüne düşünmek istemediğim, çok böyle relax geçecek kitaplar okumak istiyorum. Çünkü Temmuz'da çok yoğun olacağım. Gelmeli gitmeli işler çok fazla. Ben Burhaniye'de yaşıyorum dedim ama ben Ören'de oturuyorum arkadaşlar. Burada bir kitap fuarı olacak. Onu bekliyorum. Yine geçen seneki gibi çok güzel isimlerle tanışacağım. Işık Hoca'yı bekliyorum. O yüzden benim için böyle rahat, mis gibi geçecek bir Temmuz olmasını diliyorum. Sizler için de öyle tabii ki. O halde daha fazla vakit kaybetmeden okuduğum kitapları göstermeye başlıyorum arkadaşlar. İlk kitabım, bunu seçtim. Gerçekten İyi ki bunu seçtim diyorum. Charles Dickens, Büyük Umutlar. Ben bu sefer normalde hep İş Bankası Kültür Yayını'nı tercih ediyorum. Ama bu defa Can Yayınları'ndan okumak istedim. Nihal Yayın Obala'nın çevirisini merak ediyordum çünkü. Çok memnun kaldım. Öncelikle onu söyleyeyim. Charles Dickens'ın aslında olgunluk dönemi eseri olarak geçiyor. Dedim ki bu Haziran'ın ilk ayında yönümü şöyle birazcık İngiliz edebiyatına çevireyim. Sonra zaten bu şekilde akıp gitti. Charles Dickens'ın bu eserinde aslında biz tam olarak 19. yüzyılın çat diye böyle ortasına düşüyoruz ve gerçekten Victoria dönemini bütün atmosferiyle hissediyoruz. Bizim buradaki ana karakterimiz, edebiyatta okumadıysanız da mutlaka bir yerde görüp duymuşsunuzdur, Pip. Pip adında bir ana karakterimiz var ve biz onun yaşam öyküsünü okumaya başlıyoruz sonuna kadar. Pip aslında küçücük bir köyde, yoksulluk içinde, annesiz babasız kalmış, ablası ve eniştesi tarafından büyütülen küçük bir çocuk. Şimdi buradaki ilginçlik şurada, Pip'in aslında bütün karakter gelişimini sağlayan da ablası. Şimdi dışarıdan baktığında abla hep şefkat gösterir, enişte böyle biraz şey durur ya. Burada işler tam tersine dönüyor. Çünkü bu kitaptaki en güzel karakterlerden bir tanesi de eniştesi Joe. Gerçekten Joe'ya kalben hayran kaldım. Çok sevdim Joe'yu. Abla biraz baskın karakter olmasıyla evi yönetiyor ve hem Pip hem de eniştesi daha sinik, daha sessiz karakterler olarak hayata tutunmaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca o yoksulluk içinde Pip'in hem toplumu anlama hem de kendini bir birey olarak topluma kabul ettirme çabaları esnasında ailenin başına beklenmedik bir şey geliyor ve Pip esrarengiz biri tarafından bir mirasa konuyor. Fakat belirli kurallar var ve Pip'in veli nimetini öğrenmesi kesinlikle yasak. İşte o andan itibaren artık kaderinin değişeceğine inanan Pip, gel zaman git zaman zaten gördükleri sayesinde, gördükleri yüzünden kendi ailesinden de utanmaya başlıyor. Bu utancı kırmak adına da tam bir beyefendi olmak üzere eğitim almak için Londra'ya gidiyor. İşte işler burada aslında birazcık değişmeye başlıyor. Çünkü hem veli nimetinin kim olduğu hem de Pip'in aldığı eğitim aslında onun hayatını temel anlamda düzene koyacak şeyler değil. İşlerin tek tek yavaş yavaş açığa çıkmasıyla beraber biz Pip'in o büyük umutlarının nasıl teker teker aslında kırıldığını ve yıkıldığını okuyoruz. Tabii ki sadece Pip'in gelişimini, karakterini öğrenirken diğer kitaba giren karakterler sayesinde toplumdaki insan yapısının ne kadar çeşitli olduğunu ve bunun romanlara ne kadar güzel aktarıldığını da öğreniyoruz. Dickens'ın zaten kalemi çok akıcıdır. Onu okumak çok kolaydır. Verdiği mesajlar çok nettir. Burada yine para konusunda da küçük bir çocuğu iteleyip kakalayan insanlardan onun mirasa konması, yani artık paralı olmasıyla beraber nasıl bir beyefendi gibi davranıldığını, paranın çevredeki insanları nasıl değiştirdiğini okuyoruz. Ben böyle şeyler okumayı seviyorum çünkü hem Pip onlara gülüyor, onlarla eğleniyor, hem okurken ben eğleniyorum. Yine de Pip'in karakter olarak bence düzgün önünde bir rol model olmadığı için birazcık böyle nankörlükle suçladığım sayfaları olmuştur. Fakat yine de Dickens'ın özellikle olgunluk dönemi eseri olarak gösterilen bu Büyük Umutlarını eğer okumadıysanız mutlaka okuyun. Eminim ki Pip'i farklı anlamda seveceksiniz. Ve Joe'ya da benim gibi böyle kalben sımsıkı sarılmak isteyeceksiniz. Okuduğum ilk kitap işte Charles Dickens Büyük Umutlar'dı.
Geçiyorum bir sonrakine. Hazır mısınız? Bu tamamen sizin hadi al hadi alla başlayıp ben böyle biraz ertelemiştim insanların elinden çekilsin sonra okuyayım diye. Hadi oku hadi oku durumuna getirdiğiniz kitap. Karşınızda Jack London, Martin Eden. Gerçekten önce şunu söyleyeyim. Söylediğiniz kadar varmış. Bu arada kendime çıkardım şu notları da, şu büyük umutlarla olan notlarım. Kitapları da dirseğimle kaydırdım. Böyle şeyleri paylaşmayı çok seviyorum. Kendi adıma çok böyle benim için harita, böyle tık tık nokta atışı tespitlerim oluyor. Ve yine aynısını Martin Eden'la da yaptım. Şimdi buraya geldiğimizde bir durdum. Dedim ki ne diyebilirim, ne anlatabilirim? Öncelikle şunu söyleyeyim, Martin Eden'ı çok sevdim. Gerçekten muhteşemdi. Övdüğünüz, bahsettiğiniz, hadi oku, hadi oku dediğiniz kadar varmış. Martin Eden'la da aslında biz çok da böyle uzak yerlere gitmiyoruz. Yine tamamen toplumdaki insanların gerçek iç yüzünü öğreniyoruz. Bundaki bu kitabı bence bu kadar insanların, okurların hafızasına kazıyan, hiç kimsenin hani böyle ya bunu oku diye rahatlıkla söyleyebildiği eserlerden olmasının en önemli nedeni otobiyografik izler taşıması. Ben bu konuda öncelikle evet Jack London harika bir iş başarmış ama çeviri Levent Cinemre'yi de gönülden tebrik ediyorum. Çünkü böyle bir çeviri, arkaya yazılan bu kadar not, çok derin bir araştırma gerekiyor. Bu da gerçekten alkışa ve takdire şayan bir durum. Onun dışında bu kitabı okumaya başladığımda başlangıçta kafamda evet işçi sınıfından bir çocuk, genç bir denizci, para kazanmak için gemi seferlerine çıkıyor, geliyor ve onu alkolde orada burada yiyor. Sonra tekrar gidiyor, bir tip vardı. Ama bu tipin bu kadar bilgiye aç, öğrenmeye aç, hevesli ve istekli olduğunu bilmiyordum. Bir gün zengin bir beyefendiyi dayak yemekten kurtarıyor ve teşekkür kabul edilsin diye o kişinin evine yemeğe davet ediliyor. Ve gittiğinde o dayaktan kurtardığı adamın ablasını görüp bir anda aşık oluyor. Ve o andan itibaren Ruth bizim ana karakterimizin hayatına girmiş bulunuyor. Ruth'la yatıp Ruth'la kalkıyoruz. Hayatının her bir anını Ruth'a göre planlayan bir Martin okuyoruz. Ve kendi kişisel alışkanlıklarını dahi Ruth uğruna bırakıyor. Ve tek isteği iyi bir yazar olmak. Bu şekilde, çünkü yazdıkça kendine inanıyor. Fakat ne yazık ki kendisine kendinden başka inanan yok. İşte burada bütün işler çıkmaza giriyor, hatta açmaza giriyor. Ve ondan sonra Martin'in yalnız kalışını okuyoruz. Hepiniz okuduğunuz için aşağıda yorumlarda Martin'i bol bol konuşalım. Evet, Ruth'la olan ilişkide Martin en doğrusunu yaptı. Ben olsam ben de aynı şeyi yapardım. Mesela bunun aynısını şeyde de söylemiştim. Monte Cristo Kontu'nda da söylemiştim. Kesinlikle ben de olsam Mercedes'e karşı o şekilde davranırdım diye. Yeni hayat, yeni ufuklar. Yolunu Martin bir başkasıyla çok daha rahat bir şekilde çizebilirdi. Ama o zaman da belki edebiyatta bu kadar kalıcı Martin Eden olamazdı. Dediğim gibi otobiyografik olması beni daha da etkiledi. Bu kadar hayattan izler taşıyarak bir şey okumak gerçekten çok keyifliydi. Ama Martin'in bir çığlığı vardı son bölümlerde. Bu kitaplar zaten yazılmıştı. Beni tamamen, kaç sayfa bu kitap? 600 mu? 517 sayfa. 517 sayfada en çok etkileyen kısım oydu. Demek ki insanın kendine inanması gerekiyor ve bundan vazgeçmemesi gerekiyor. Bir şeyde başarılı olabileceksek bırakmamak gerekiyor. Kimse inanmadı. İşsiz sınıfına koydular ama Martin elinden geleni yaptı. Bence ben onun kendine olan inancı ve bu uğurdaki azmine hayran kaldım. Bu yüzden çok beğendim. Kitabın vurucu noktası biraz önce söylediğim gibi bu kitaplar zaten yazılmıştı kısmı. Çünkü sen paralı olduktan sonra sana yedirilen yemek, onuruna verilen bir ziyafet aslında insanların kendi gururunu okşamak için. Sen açken, sen açıktayken sana yapılan bir şey, sana verilen bir yemek senin için oluyor. Bunun örneğini insanların yine para karşısında nasıl değiştiğini çok güzel ortaya koymuştu. Ben sevmeyenler olduğunu biliyorum. Bu yorumları daha önce almıştım ama Martin Eden'ı gerçekten çok gönülden sevdim. Şöyle tekrar sizlere de benim gibi erteleyip okumayanlar için öneriyorum. Kimin elinde olduğunun hiç önemi yok. Artık alıp okuyun siz de. Üçüncü kitabımı bu sefer bir Rus klasiklerinden seçmek istedim ve yoluma Tolstoy ile devam ettim. İnsan ne ile yaşar? Aslında çok kısa bir hikaye kitabı. Tolstoy'un toplam 6 hikayeyi kaleme almasıyla beraber ortaya çıkan bir kitap. Hikayelerin ilki, bizi karşılayan ilk hikayede İnsan Ne ile Yaşar oldu. Benim de en çok beğendiğim hikaye bu oldu. Tolstoy'un aslında genel anlamda eserleri, bütün yapıtları toplum, insan,
ahlak, din, iyi vatandaş olma, iyi insan olma, aile, bir arada yaşayabilme, ekmek, geçim, birazcık aslında bunlar üzerine kurulu temaları var. Bunun örneğini zaten Orhan Kemal kitaplarında çok fazla görmüştüm. Çünkü Orhan Kemal'in kendisine örnek aldığı, onun ideolojilerini çok böyle benimsediği yazarlardan bir tanesiydi. İnsan neyle yaşar? Bence buradaki en iyi hikayeydi. Ben şimdi bundan bahsetmek istiyorum ama zaten kısa bir hikaye. Böyle spoiler'a girmesini de istemiyorum. O yüzden bahsetmeyeceğim ama o anlattı, o mistik ortamla beraber beni gerçekten çok fazla etkiledi. Ve sanırım en fazla derin mesajı ben o hikayeden aldım. Diğerleri güzel miydi? Evet, kötü olan bir hikaye yoktu. Ama şey vardı sanırım benim inancıma çok da böyle... kişisel olarak bahsediyorum, hani dini olarak değil. Bu kadar iyi bir insan olmak mümkün mü sorusunu getirdi sadece. Yine de ben böyle kısa bir Tolstoy'a başlangıç yapmak istiyorum derseniz ya da klasiklere böyle neyle başlayabilirim diye sorarsanız bence Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar'ı çok güzel, klasik, kısa, güzel öykülerden oluşan bir kitap. Bunu da aslında ben çok beğendim. Ama şimdi geçiyorum bir sonrakine. Benim Martin Eden'i okurken çok fazla arkada tabii ki dönemin isimlerinden, yazarlarından bahsediliyordu. Haliyle Stevenson'dan da çok bahsediliyor ve ben de Dr. Jekyll ile Bay Hyde'ı alıp okumak istedim. Ve şimdi Modern Klasikler dizisinin 62. eseri olan İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkmış olan bu kitap bana çok geçmedi arkadaşlar. Bilmiyorum neden. Açıklamamı şöyle yapmak istiyorum. Öncelikle çok güzel bir kitap. Evet, okunabilir mi? Evet, ama benim başucu kitabı yapacağım bir eser değil. Bunun nedenini bilmiyorum ama her eseri yazıldığı dönemde aslında onu göz önüne bulundurup okumak gerekiyor. Şimdi ortada bir İngiltere var. Victoria döneminden, Victoria çağından bahsediyor. Ve o dönemdeki olaylar, yine edebiyatın o kadar olması, bu kitabın ortaya çıkması büyük bir başarı. Burada hiçbir sorun yok. Fakat günümüzde ya ben çok fazla Poe'yu okudum, hani... Biliyorsunuz hala devam ediyorum kitabına. Bitmedi öyküler. Artık bana alışılagelmiş bir durum oldu. O nedenle Jekyll'la Bay Hyde'ın çok da fazla içine giremedim aslında. Güzel bir hikaye. Kitap okumayı seven genel güruh tarafından okunabilir. Benim için de öyle oldu. Hoş bir vakit geçirdim. 85-86 sayfa boyunca. Ama ondan sonrası için çok da böyle ay evet ben bunu öldüm bittim diyemedim ne yazık ki, ama yine de bütün üslubuyla çok güzeldi. Tabii ki bunu söylerken şunu da tekrar belirtmek isterim. Yazarın en hızlı yazdığı eserlerinden bir tanesi bu. O nedenle çok da belki karakterler derin olarak verilmedi. Olaylar aşırı derecede böyle içine böyle girdap gibi çekip sunulamadı. Ben böyle bir şey hissettim ama asla bu kitabın kötü olduğunu söylemiyor. Sadece bana çok geçmedi diyebilirim. Belki bu tür hikayelere çok alışkın olduğum için. Ama yine de okumak isterseniz sizlere tekrar şöyle önerebilirim. Evet arkadaşlar, benim Haziran'ım böyle geçti. Aslında güzel geçti. Temmuz'da bakalım neler gelecek başıma bilmiyorum ama Haziran okumalarımı... Bütün çıkardığım notlarıyla beraber sizlere şöyle bir defa daha göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar, videoyu kapatmadan önce söylemek istiyorum. Eğer bu ve kendi listenizdeki kitapları indirimli almak isterseniz tam adresle yaptığım işbirliği sonucundaki indirim kodumuz Betül Palacı. Tam adrese gidip Betül Palacı indirim kodunu kullanarak 100 lira ve üzeri alışverişlerinizde çok güzel indirimler elde edebilirsiniz. Listelerinizi oradan tamamlamayı unutmayın. Lütfen sizler de aşağıya kendi okumalarınızı yazın. Eminim ki şöyle polisiyeli, vurdulu, kaşlı, kırdılı, böyle uçuk kaçık, tam yaza uygun bir kitap sizin önerinizden seçeceğim. Sizlerle bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.